Aslan Uruguaylı Yıldız geliyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar gelecek sezon kadrosunu güçlendirme hedefiyle önemli bir adım attı, işte detaylar. Galatasaray sezonu zirvede tamamlarken önümüzdeki sezon için kadrosunu daha da güçlendirme çabalarına devam ediyor. Yönetim yaz transfer döneminde birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken bu isimlerden biri olan Matias Vecino ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ve Lazio ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Vecino, Sarı Kırmızılıların teklifini kabul etti. İtalyan basınına göre Vecino'nun gelecek sezon Galatasaray forması giyecek olması takıma tecrübe ve kalite katacak. Vecino kariyerinde Serie A, Coppa Italia ve Avrupa sahnesinde önemli deneyimlere sahip. Galatasaray bu transferle orta sahasını güçlendirerek hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında daha iddialı olmayı hedefliyor. Vecino'nun liderlik vasıfları ve oyun bilgisi teknik direktör Okan Buruk'un sistemine büyük katkı sağlayacak. Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi. Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi ve Galatasaray büyük bir başarıyla şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı Kırmızılı ekip sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla taraftarlarına büyük bir mutluluk yaşattı. Şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri ise Faslı Yıldız Hakim Ziyech oldu. Sezon başında transfer edilen Ziyech, Galatasaray forması altında gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Orta sahada sergilediği performansla, oyun zekası ve yaratıcı paslarıyla takımının hücum gücüne büyük katkı sağlayan Ziyech, attığı gollerle de taraftarların gönlünde taht kurdu. Faslı Yıldız kritik anlarda sahneye çıkarak şampiyonluğun en önemli isimlerinden biri oldu. Galatasaray teknik ekibi ve yönetimi Ziyech'in performansından oldukça memnun. Sezon boyunca yaşadığı sakatlıkların ardından toparlanarak takıma dönen Ziyech'in sezon sonuna kadar istikrarlı bir şekilde forma giymesi ve katkı sağlaması önümüzdeki sezon içinde umut verici bir performans olarak değerlendiriliyor. Ziyech'in başarılı performansı sadece Galatasaray'da değil, Suudi Arabistan'daki bazı kulüplerin de dikkatini çekti. Ancak Galatasaray yönetimi yıldız oyuncunun takımda kalmasını ve yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giymesini istiyor. Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi. Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Cimbom gelecek sezonun kadro planlamalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı Kırmızılılar orta saha pozisyonunu güçlendirme hedefi doğrultusunda Napoli'nin genç yeteneği Jens Kavusteyi radarını aldı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre 24 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Jens Kavuste Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Reims'ten Napoli'ye 12 milyon euro bedelli transfer olan yıldız oyuncu, İtalyan ekibinde beklenen performansı sergileyemedi ve Napoli genç oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Bu sezon Napoli formasıyla 29 maçta toplam 1027 dakika sahada kalan Kavuste bir asist yaparken gol kaydedemedi. Ancak 21 kez İsveç milli takımı forması giymiş olan genç oyuncu defansif ve oyun kurucu yetenekleriyle dikkat çekiyor. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Kavuste için Napoli ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. İsveçli orta saha oyuncusunun sarı kırmızılıların oyun sistemine önemli katkılar sağlayabilecek potansiyelde olduğu düşünülüyor. Tete'den müjdeli haber. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Brezilyalı oyuncusu Tete'den gelen sevindirici haberle gündeme geldi. İşte detaylar. 2023-24 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Cibom, yoğun bir transfer dönemi geçirmeye hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı ekip yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verirken mevcut kadroda yapılacak değişiklikler için de planlarını belirliyor. Haziran ayı itibariyle bazı oyuncuların takımdan ayrılması beklenen Galatasaray'da Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yıldız oyuncularına olan ilgi biliniyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Tete'nin adı son zamanlarda Brezilya kulüpleriyle anılıyordu. Ancak Suudi Arabistan takımlarının da dikkatini çeken Tete için yeni bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Galatasaray'a resmi bir teklif iletti. Sarı Kırmızılı yönetim bu teklifi olumlu değerlendirerek transfer sürecini başlattı. Sarı Kırmızılılar bu transferden yaklaşık 15 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Bu gelişme Galatasaray'ın transfer bütçesine önemli bir katkı sağlayarak yeni sezon öncesi kadro yapılanmasında esneklik yaratacak. Cimbom transferde bombayı patlatıyor. 24. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da artık gündem transfer. Kutlamalar devam ederken bir yandan da yıldız isimlerle temaslar başladı. Önümüzdeki sezon daha güçlü ve derinlikli bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verdi. İşte detaylar.
Gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşeceği göz önüne alındığında Galatasaray'da yerli kontenjanının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Hedef bölgelerden biri forvet ve bu kapsamda gündemdeki isim ise Erencan Yardımcı. Galatasaray altyapısından yetişen ve bonservisi Eyüpspor'da bulunan 22 yaşındaki Erencan Cimbom'un radarında. Sezon bitmeden menajer önerisi olarak pek çok oyuncu sarı kırmızılılara teklif edildi. Bu isimlerden biri de Monaco ile sözleşmesi sona eren Faslı Yıldız, Wissam Ben Yedder. 33 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor ve Arabistan'dan da talipleri var. Ancak Ben Yedder Avrupa'da devam etmek isterse Galatasaray ciddi bir seçenek olacak. Bu sezon 34 resmi maçta 20 gol ve 2 asist oynayan Ben Yedder dikkatleri üzerine çekti. Kiralık oyuncu Carlos Vinicius'la yollarını ayıracak olan Galatasaray'da forvet hattı için Ben Yedder ismi gündeme geldi. Yönetim teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket edecek ve transfer sürecini şekillendirecek. Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor. Galatasaray'da bir süredir Avrupa kulüplerinin radarında olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri milli futbolcu için harekete geçti. Bonservis bedeli ve sözleşme süresi de netleşti. İşte detaylar. Galatasaray'da özellikle ilk yarıda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu sezon sonunda Avrupa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Milli Yıldız için harekete geçen kulüp ise İtalyan devi Roma oldu. Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Kerem bu sezonda özellikle ilk yarıda sergilediği performansla takdir topladı. Son haftalarda transfer konusuna değinen milli futbolcu artık Avrupa'ya gitme zamanım geldi diyerek ayrılık sinyalleri vermişti. İtalyan basınından gelen haberlere göre Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma, Kerem Aktürkoğlu için girişimlere başladı. Sezon sonunda bu transferi sonuçlandırmak isteyen İtalyan devi 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Yönetim Galatasaray ile anlaşma sağladıktan sonra Kerem Aktürkoğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Cimbom'a bomba transfer iddiası. Sezonu mutlu sonuna kapamaya yaklaşan Galatasaray devre arasında Sacha Boey'i rekor bir bedelle Bayern Münih'e satarak dikkat çekmişti. Alman basını Fransız sağ bekle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar. Süper Lig devi Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına giren Sacha Boey, Ocak ayında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Ancak Baviera ekibine rekor bedelle giden Boey, Almanya'da aradığını bulamadı ve eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor. Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Cimbom aradığı sağ beki buldu. Sarı kırmızılı ekip ara transfer döneminde Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i geri getirmek için harekete geçti. Alman basınından derlenen haberlere göre Sacha Boey önümüzdeki sezon yeniden Galatasaray forması giyecek. Cimbom'un bu transferde Bayern Münih'le anlaşmaya vardığı belirtildi. 21 yaşındaki oyuncunun Almanya'da bekleneni verememesi üzerine eski takımına dönüşü Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Boey'in geri dönmesi Cimbom'un savunma hattını daha da güçlendirecek ve takımın gelecek sezonki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.